Yaşadığımız, huzur içinde yaşadığımız bu güzel vatan için zafer kazanılmış. Kazanılan zaferin 108. yıl dönümü 18 Mart 1915 Çanakkale zaferinin 108. yılı. Asırlara bedel bir zafer bu. Gecemizin de böyle bir anlamlı bir zafere denk gelmesi bizim için de mutluluk verici oldu köyümüz adına. İki mutluluğu bir arada yaşayacağız sizlerle birlikte nasip olursa. Aydın Gün Derneğimizin kuruluşunun 29. yılında çok kıymetli Aydın Gün köylülerimiz, geleneksel olan birlik, beraberlik ve dayanışma gecemize hoş geldiniz. Başta hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, sevgili çocuklar ve gençler, sevgi saygıyla Samer Tanrıverdi olarak ben sizleri selamlıyorum. Bu akşam burada bir araya gelmemize vesile olan, aynı zamanda kıymetli zamanlarından feragat edip emek, çaba sarf ederek buluşmamıza vesile olan başta derneğimiz, dernek başkanımız Sayın Coşkun Uğurlu ve değerli yönetimine teşekkür eder. Derneğimiz ve köyümüz adına yaptıkları çalışmalar ve yapacaklar adına tüm Aydın Günlüler olarak destek olmalıyız. Gecemiz hayırlı, günümüz aydın olsun diyoruz. Aynı zamanda gecemize iştirak eden çok değerli STK temsilcileri, çok değerli federasyon başkanlarım, aynı zamanda çok kıymetli çevre köyü, dernek başkanları ve temsilcileri, sizleri de aramızda görmek bizlere onur verdi. Sizler de hoş geldiniz. Evet, değerli Aydın Gülüler, derneğimize adına gecemize iştirak eden tüm misafirlerimiz. Öncelikle ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşlar adına ve bu vatan için, bu bayrak için, bu ezan için şehit düşen, toprağa şehit düşen Mehmetçiklerimiz için, değerli emniyet mensupları için sizleri bir dakikalık, aynı zamanda 11 ilde yaşanan felakette yüreğimizi yakan, aileleri yok eden, Allah bir daha yaşatmasın afet ve depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız adına herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Thank you.
11 ilde yaşanan felaketten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız, aynı zamanda Çanakkale şehitlerimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, köyümüzün değerli imamlarından Saadettin Karagöz hocamızı ben sahneye davet etmek istiyorum. Bir alkış alabilir miyiz? Efendim hocamız şimdi bir duayla başlayacak. Sonrasında programımızın akışı devam edecek. Ses. Evet, çok kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli köylerimiz, sizlerden şimdi istirhamla dua okunacak, şehitlerimiz için, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için sözü ben hocamıza bırakacağım. Sizlerden istirhama birkaç dakikalık sessizlik istirham ediyorum. Teşekkürler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Değerli kardeşlerimiz, değerli büyüklerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Kur'an okunduğu zaman sessiz olmamız icap eder. Bu dinimizin gereğidir. Şimdi bir dua yapacağız. Fazla uzatmamak kaydıyla bir dua yapacağız. Ama Allah için canı gönülden duamızı yapalım ve sessiz olalım. Sessizliğe riayet edelim. Çok teşekkür ediyorum. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا
İnneke entes semi'ul alim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar. Allahümme ufirli ve li valideyye ve li müminine yevme yekumul hisab. Ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Ey Rabbimiz, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Mubin'i dergahında kabul eyle, makbul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu şeriflerine, bütün peygamberlerin ruhu şeriflerine, evliyaların, enbiyaların ruhu şeriflerine, şu salonda bulunan bütün hemşehrilerimizin, köylülerimizin, kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın, uzaktan ve yakından teşrif edenlerin, ahirete irtihal edenlerin ruhu şeriflerine tarafımızdan hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Rabbimiz, hasıl olan sevabı dünyanın kuruluşundan günümüze kadar fi sebilillah için, Allah için, vatanları için, namusları, milli ve manevi duyguları için hayatlarını ortaya koyan, hiçbir şeyden esirgemeyen, kanlarını ve canlarını veren bütün şehitlerimizin ruhu şeriflerine tarafımızdan hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bedrin şehitlerine, Uhud'un şehitlerine, Hendek'in şehitlerine, Çanakkale'mizin şehitlerine, 15 Temmuz'daki o kahraman kardeşlerimizin, o şehitlerimizin ruhu şeriflerine tarafımızdan hediyeledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ve kısa bir zaman önce kaybetmiş olduğumuz deprem vesilesiyle resmi rakamlarda 57 bin, 58 bin sayısını Rabbimizin bildiği canlarımızın, deprem vesilesiyle hayatını kaybedenlerimizin ruhu şeriflerine tarafımızdan hediyeledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ruhu şeriflerine tarafımızdan hediyeledik. Vasıl eyle Allah'ım. Geride kalan aile evlatlarına, efratlarına, sevdiklerine sabrı cemiller ve metanet ve dayanma gücü nasip eyle Allah'ım. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle Allah'ım. Dertlilerimize deva nasip eyle. Rabbimiz, bu birlikteliğimizi dünyevi ve uhrevi daim eyle Allah'ım. Bütün ümmeti Muhammed'e, bütün İslam alemine, bütün insanlık alemine, afati ve semavi bütün kaza, bela ve musibetlerden sen muhafaza eyle Allah'ım. Köyümüzü, beldemizi, mahallemizi, hanelerimizi, ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi birlik ve beraberlik ve dirlik düzeni üzere yaşamamızı nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Bozmak ve parçalamak isteyenlere de Rabbim sen fırsat verme Allah'ım. Aklımızla, imanımızla hareket etmeyi nasip eyle Allah'ım. Rabbim hayırları fethiyle, şerleri def eyle, kendine layık kul eyle, Habibine layık ümmet eyle. Allah rızası için, dualarımızın kabulü için, günahlarımızın, kusurlarımızın affı mağfireti için, yaklaşmakta olan 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayına bütün kardeşlerimiz, bütün ümmeti Muhammed olarak, insanlık olarak sağ salimen, ralimen kavuşmamız için Rabbim senin rızan için, birliğimizin, dirliğimizin, ülkemizin selameti için, sıhhati için, Allah rızası için El-Fatiha. Rabbim kabul eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Birliğimizi, dirliğimizi Rabbim daim eylesin. Teşekkür ediyorum her bir adınıza inşallah. Efendim köyümüzün değerli imamı Saadettin Karagöz Beyefendi'ye katkılarından dolayı huzurlarınızda biz Aydıngün Köyü Derneği ve İlaçım adına teşekkür ediyoruz. Alkış istiyoruz hocamıza. Sağ olsun, var olsun. Görevli arkadaşlar, Hüseyin Bey, ışıkları bir açabilir miyiz? Hayır.
Evet şimdi bu gece buluşmamıza vesile olan Aydın Köyümüzün dernek yönetimini öncelikle yönetimi sizlere anons edeceğim. Daha sonrasında başkanımıza anons edeceğim. Başkan Yardımcısı Adnan Karabeyefendi, Başkan Yardımcısı Uygar Tanrıverdi, Soner Atbaş, Muzaffer Uğurlu, Ümit Gökkulak, Sezgin Kızıltepe, Efraim Derindere, Gökhan Taşdemir'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Evet, bizlere, köyümüze hizmet veren, derneğimizde görev yapan yönetim kurulumuz şu anda huzurlarınızda. Biliyorum 11 ilde çok acı bir acı yaşadık. Herkesin yüreğinde bu acıyı, herkesin evinde bu acıyı hissettiğini, yürekten hissettiğini. Biz Anadolu çocukları çok merhametliyiz. Bu acıyı yürekten ailelerimizle paylaştık ama bu gece anlamlı bir gece. Aynı zamanda Çanakkale Seferimizin 108. yılı münasebetiyle bizim gecemize de denk gelmesi ayrıca bir onur verici oldu. Ben sizlerden yönetim kuruluna başkanımı da davet edeceğim ama başkanımı davet etmeden önce bir alkış alabilir miyim? Evet, şimdi sırada derneğimizin değerli başkanı Sayın Coşkun Uğurlu da yönetiminin yanına alkışlarınızla davet ediyorum. Evet, şimdi dernek başkanı Coşkun Uğurlu'nun geceye anlam veren hitaben bir konuşması olacak. Söz kendisinde, buyurun başkanım. Değerli köylülerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz, çok kıymetli federasyonumuzun değerli başkanları, kurumsal başkanımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, dernek başkanlarımız, yöneticiler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Dernek yönetim adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli köylerimiz, bildiğiniz üzere bugün ayrıca anlamlı bir gün. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı. Bu yıl dönümünde bu zafere imzasını atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve hürmetle selamlıyorum, yad ediyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır böyle bir etkinliğimiz olmadı. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi pandemiydi. Pandemide gerçekten uzak kaldı. Sıkıntılarımız oldu. Bu pandemide hayatını kaybeden köylülerimiz oldu. Bunlara da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yine çok yakın zamanda 11 ilimizi kaplayan bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu depremde gerçekten Allah hiçbir ülkeye vermesin. Bizim başımıza geldi. Burada ölenlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Değerli köylerimiz, derneğimizin bazı etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Göreve geldiğimiz 2019'da üye sayımız 140'tı. Bunu 250'ye çıkardık. Bunun çoğunluğu kadınlar ve gençlerden olmak üzere inşallah muvaffak oluruz, devamını getiririz. Diğer bir konu, pandemi süreci içerisinde yaklaşık ihtiyacı olan üyelerimize hem maddi hem manevi olarak yardımda bulunduk. Dernek ofisimizin dış cephesini köyümüze yakışır bir şekilde köyümüzün resimleriyle süsledik. Ayrıca Arpaçay Federasyonu kurulduk. Federasyona da üye olduk.
Federasyon Başkanımızın bize verdiği destekten dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Derneğimize gerçekten diyorum önem veriyorlar. İnşallah devamı gelir. Köyümüzde birkaç çalışma yaptık. Bu çalışmalardan bir tanesi köy mezarlığımızı düzgün duvarlarını ördürerek düzgün bir hale getirdik. Korunur bir hale getirdik. Köyümüzün içine iki tane düzgün bir çeşme yaptırdık. İnşallah önümüzdeki sene köyümüzün bir asfaltlama çalışması ve parke taşı yaptırmayı hedefliyoruz. Köyümüzün yoluyla ilgili çalışmalarımız olacak. Bunları yaptıracağız. Bir de ayrıca yönetime geldiğimiz zaman senin de köyde dikili bir ağacın olsun kampanyası başlatacağız inşallah. Bunu da yazın, önümüzdeki yazın inşallah devam ettireceğiz. Bu süreçte gerçekten yönetim kurulumuzda genç, hakikaten dinamik genç arkadaşlarımız var. Bunların da önünü açmak için ben de bir abiler olarak bunların önünü açmak için daha derneğe katkılarını sunmaları için gerçekten önlerini açmaya hazırım. Gelen her arkadaşımıza da yardımcı olacağız. İnşallah muvaffak oluruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için gelen bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, iyi eğlenceler diyorum, afiyetler olsun. Evet, Aydıngün Köyümüzün Derneği'nin Derneği Başkanı Sayın Coşkun Uğurlu'nun sizlere hitaben konuşmasını dinledik. Evet, aynı zamanda evet, başkanım birkaç kelime daha arz edecek sizlere. Değerli köylerimiz, bir şey daha söylemek istiyorum. Gözümden kaçırdım. Köylümüz, üyemiz Kadim Uğurlu bize dernek ile köy aramızdaki uygulama, bir web uygulaması yaptı. Bunu da bugün itibariyle açıyoruz. Köyümüzle ilgili görseller, resimler, iletişim, üye olma, üyede çıkma gibi şeyler olacaktı. Bunları da size bildirmek istiyorum. Mesajla bunları bildireceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, başkanımın arz ettiği uygulamayı birazdan slide gösterimiz olduğu zaman televizyon ekranında görebileceksiniz. Yani köyümüz adına yapılan üye sayısı, bağışlar, her şey. Ben telefonuma indirdim. Android telefon olan, akıllı telefon olan köylerimiz bu uygulamayı rahatlıkla telefonuna indirebilir web sitesinden. Yani köyümüzün yapmış olduğu etkinlikleri, çalışmaları, başkanımızın ve yönetimin yapmış olduğu çalışmaları bu uygulamada şeffaf olarak görebileceksiniz. Köyümüz adına da hayırlı olsun. Kadir Uğurlu kardeşimin de emeğine sağlık diyorum. Alkışlıyoruz. Federasyon başkanımızı sahneye davet etmeden önce az önce bahsetmiş olduğumuz uygulama, Kadir kardeşim, uygulama yansıyor mu ekranda? Evet, şu anda Kadir Uğurlu beyefendi kardeşim yanımda. Az önce bahsetmiş olduğumuz uygulamanın bir içeriğini sizlere anlatsın. Herkesin indirmesini tavsiye ediyoruz Aydıngünlüler olarak. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Bu uygulamamızda şöyle bir şey olacak. Sosyal medya hesaplarımız, YouTube kanalımız, işte aidat borcu sorgulama, üyelik sorgulama, üye olma, bunun dışında bağış yapma, ondan sonra derneği ilgilendiren kasa uygulamamız var içinde. Anlık, ileriki zamanlarda canlı yayın, yani bu dernek gecelerimizi o uygulama üzerinden yayınlayacağız. Bunun akabinde ileri zamanda yine online aidat toplama ve bağış sistemleri de bu uygulamada entegre olacak ve entegre olarak çalışacak. Ayrıca uygulamada yöremize ait aşıkların yaklaşık 250-300 tane parçası bulunmaktadır. Ücretsiz dinleyebiliyorsunuz. Herkese tekrardan iyi eğlenceler diliyorum.
Evet, Kadir Uğurlu Beyefendi kardeşimin emeğine sağlık bu uygulama için. Kendisine huzurlarınızda derneğimiz ve köyümüz adına bir kez daha teşekkürü borç bilerek alkışlıyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, baştan açılış konuşmasında söylediğim gibi aramızda çok değerli STK yöneticileri var. Çok değerli köylerimizin Çıldır, Arpaçay, çevre köylerinin çok kıymetli dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri aramızdalar. Siyasi partilerin çok değerli temsilcileri aramızdalar. Onların isimlerini ben sizlere zikredeceğim müsaadenizle. Evet, bu arada Arpaçay Dernek Başkanı Sayın Gündüz Mutlu aramızda olacaktı. Yalnız bugün çok kıymetli annesini kaybettiğini öğrendik. Bu acı haberi aldık. Arpaçay Dernek Başkanımız Sayın Gündüz Mutlu'ya, rahmeti rahmana kavuşan kıymetli annesine huzurlarınızda Allah'tan rahmet, geride kalanlara, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Gündüz Mutlu Başkanımıza da başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Aramızda olacaktı ama maalesef çok kıymetli annesini kaybettiğini bugün öğrendik. Bir kez daha Gündüz Mutlu Başkanım adına ve ailesi adına başsağlığı diliyoruz. Acılarını, acımızdır paylaşıyoruz. Evet, Koçköy Dernek Başkanı ve Yönetimi Mümtaz Adıgüzel aramızda. Kardeştepe Dernek Başkanı Sayın Yönetimi Başkanı ve Harun Ocak Başkanımız aramızda. Kakaçköy Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Vural Topakçı aramızda. Aşık Şenlik Köy Dernek Başkanı ve Yönetimi Özal Gündüz Beyefendi aramızda. Göldolu Köyü Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Öztürk Şahane aramızda. Çanaksu Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Recep Kaplan Beyefendi aramızda. Söğütlü Köyü Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Ömer Mukretin Turan Başkanımız aramızda. Gecemize teşrif ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay Delegesi İbrahim Yaycı Beyefendi aramızda. Esenler, Esen Evler Mahalle Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Mahalle Başkanı Yencay Özkanca aramızda. Yine Esen Evler Mahalle Başkanı Yardımcısı Sebahattin Aykut Beyefendi aramızda. Yine Intermol İş Ticaret Çalışanları aramızdalar. Hoş geldiler, teşekkür ediyoruz. Esen Evler Mahalle Başkanı İrfan Taşkın aramızda, teşekkür ediyoruz. Evet, bu arada yine çok değerli evet, yine Karpat Genel Başkanı, Onur Kurulu Heyeti Başkanı aynı zamanda Erkan Koçeli Başkanım aramızda. Teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yine Arpaçay Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Oruç Oymak Başkanım aramızda. Gecemize teşrif ettiler, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Arpaçay Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Özdemir Polat Başkanıma teşekkür ediyoruz göndermiş olduğu çelenkten dolayı. Evet, yine aynı zamanda şu anda bulunduğumuz ilçe belediye başkanı Sayın İsmet Yıldırım, Ümraniye'nin değerli belediye başkanı da ilerleyen saatlerde geçimize teşrif edeceklerinin bilgisi geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz şimdiden. Sağ olsun, var olsun Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Beyefendi'ye. Evet, yine Gökhan Türkeş Öngel, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi, aynı zamanda Onur Kurulu heyetinde. Kendisi trafikten dolayı birazdan aramıza teşrifle buyuracaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi güzel köyümüz Aydın Gün'den 1600 kilometre yol kat ederek, hani derler ya, güneşin bile üşüdüğü şehirden geliyor. Alkışlarınız köyümüzün muhtarı Ülgen Sanrıver için gelsin. Sevgili başkan, kıymetli misafirler, çok değerli köylülerim, bu gecemize hoş sefa geldiniz.
aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Ayrıca kıymetli dostum Erkan Koçarlı'ya hoş geldin diyorum. Şimdi o köyde olmaktan, o köylü olmaktan, bu ortamı solumaktan hakikaten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Birçok başkanla çalıştım. Kıymetli Yusuf Hocam'la çalıştım. Değerli dayı Mustafa Yaycı'yla çalıştım. Köyümüze hepsinin emeği var. Çok sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimizi Allah bozmasın. Şimdi Karslı şair olur, Karslı ozan olur. Köyden size ancak bunu getirebildim. Her diyene ağız açma, kara çıkar yüzü balam. Geniş dolan bir nazardan yaman olar gözü balam. Her diyene sırrın açma, her gölgeye ışık saçma. Çok da şirin söze kaçma, bal bil acı sözü balam. Eski dosttan uzak durma, boş dolanıp boş oturma. Her yalana sofra kurma, ah dereyli düzü balam. Üreh yanar köz düşerse, söyle sana söz düşerse, kimceleye tez düşerse günahkar bir özü balam. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş defa geldiniz. Evet, Aydın Gün Köyü'nden buraya kadar teşrif eden köyümüzün değerli muhtarı Hürgen Tanrıverdi ayağının tozuyla sizlere hitap etti. Bir alkış daha rica ediyorum sizlerden. Sağ olsun, var olsun.